Evet, merhaba arkadaşlar. Sesim herhalde herkese ulaşıyor değil mi? Evet. Arka taraftakiler sesimi ne kadar duyabiliyorlar mı? Öncelikle hepinize üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Ben Hristiyanlık tarihi üzerine çalışıyorum. İsa özellikle, tarihsel İsa, İnciller, Hristiyanlığın Roma siyasal sistemiyle entegrasyonu, Paulus, Hristiyanlığın kuruluş aşamasında çok önemli bir figürdür. Onun üzerine çalışmalarım var. Yayınlarımı da genellikle bu alanda yapmaya çalışıyorum. Bugün de sizlerle aslında biraz bu konuyu konuşacağız ama biraz daha genel bir kavramdan, genel bir bağlamdan meseleye bakacağız. Tarihçiler şunu çok iyi biliyorlar ki tarihte dil ve siyaset kavramları birbirleriyle her zaman etkileşim içinde olmuştur. Din ve siyaset kavramları tarih boyunca her zaman birbirlerini etkileyen kavramlar olmuşlardır. Tabii bu konuda çok sayıda örnek vermemiz mümkün. Ancak hem konunun çerçevesini genişletmiş oluruz, hem de asıl anlatmak istediklerimize zamanımız yetmeyebilir. Eski Mısır'da tanrılarla insanlar arasında bir müvazene, bir anlaşma olduğuna inanırdı insanlar. Dünyadaki düzenin devamını bu anlaşmanın bir parçası olarak görürlerdi. Hatta başlarındaki yöneticilerin de tanrı tarafından atandığını düşünürlerdi. Hatta daha sonraki dönemlerde Mısır hükümdarları bizzat kendileri tanrı oldular. Bir zaman sonra biz Roma imparatorlarının da tanrı olduklarını ya da ilahi bir varlık kazandıklarını görüyoruz. Din ile siyaset kavramı arasındaki ilişkilere baktığımızda ve bu örnekler üzerinde de genel bir tarih okuması yaptığımızda her iki tarafın da, yani hem siyaset mefhumunun ve siyaset mefhumunun belki de çok yakın bir bağdaşı olan devlet mefhumunun bundan yararlandığını, din kavramını şekillendirdiğini tarih boyunca birçok örnekte görüyoruz. Öte taraftan din adına konuşan kanaat önderleri de bundan faydalanmışlardır. Çünkü devlet otoritedir. Devletin otoritesini arkasına almak ya da onunla işbirliği yapmak, biraz sonra da anlatacağım kilise örneğinde mesela çok çarpıcı bir örnektir tarihte. Dolayısıyla burada her iki tarafı da tatmin eden bir anlaşmadan söz etmemiz, bir müvazeneden, bir orta yol arayışından söz etmemiz mümkün. Ne arasında? Din ve siyaset. Din ve devlet arasında. Tabii ki burada başka başka dinler üzerinde durup, başka başka bağlamlar, başka başka örnekler üzerinden birçok şey söyleyebiliriz. Fakat bugün biz bu olguyu Hristiyanlık tarihi özelinde konuşacağız. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Ne yapacağız, ne konuşacağız, ne anlatacağız? Siyaset kavramının, siyasi otoriteleri, siyasi konjonktürü, din kavramının nasıl şekillendirdiğini ve bunun sonucunda ortaya nasıl kozmik, devasa sonuçlar ortaya çıktığını konuşacağız. Ve ben şunu iddia edeceğim. Miladi 1. yüzyılda eski Filistin sahasını yönetmekte olan Romalılar ve Romalılarla ilişkili şekilde bölgede egemenlik süren Herodesler ya da bölgede egemenlik süren seçkinler zümresi Yahudi inancına bir operasyon yapacaklar. Belirli sebeplerle ve bu operasyonun neticesinde ortaya yeni bir din çıkacak. Bugün dünya üzerinde belki 2,5 milyar, belki daha fazla sayıda insan bu dine mensup. Nedir bu dinin adı? Hristiyanlık. Bu biraz iddialı bir söylem gibi gelebilir. Belki ilk defa karşılaşıyor da olabilirsiniz. Belki yanılıyor da olabilirim ama bana göre bilim insanlarının ve tarihçilerin bir takım hipotezler ileri sürerken yanılmaya hakları vardır.
Doğrulara başka türlü ulaşma şansımız da yoktur. Milattan önce 63 yılında Büyük Pompeius eski Filistin sahasını ele geçirdi. Bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu Akdeniz Havzası'nı kontrol ediyordu o dönemde. Ve Filistin sahasında yaşamakta olan Yahudiler, ki o dönemde Roma dünyası içerisinde monoteizmin, yani tevhid kavramının, yani bir tek Allah'a olan inancın temsilcileri ağırlıklı olarak Yahudilerdi. Bunun başka istisnaları da var ama konumuz dışında. Dolayısıyla M.Ö. 63 yılından itibaren eski Filistin sahasında yaşamakta olan Yahudiler Roma hükümdarlarına tabi bir tebaaya dönüştüler. Milattan önce 40 yılında eski Filistin sahasına Yeni Ahit kitabında da adı çokça zikredilen Büyük Herodes diye bir hükümdar atandı. Bu hükümdar Filistin sahasında kendisini atamış olan Romalıları, yani dönemin süper gücünü ve onun yöneticilerini memnun edebilecek, memnun etmeye yönelik bir siyasi, kültürel ve dini programı uygulamaya koydu. Bu program Hazreti İsa'nın doğduğu dönemde yürürlükteydi. Hatta Hazreti İsa'nın sonrasında da uzunca bir müddet yürürlükte kalmaya devam etti. Romalılarla Yahudiler arasında temel bazı farklar vardı. Romalılar bizim pagan dediğimiz, yani çok tanrılı inanışlara mensuptular. Özellikle devletin resmi dini, resmi Roma dini de pagan karakterliydi, çok tanrılı. Tabii ki pagan kültürü, hatta sonrasında Helen kültürü belirli oranda hakim, egemen pozisyondaydı. Buna mukabil Yahudiler tek bir tanrıya inanıyorlardı. Musa vasıtasıyla geldiğine inandıkları yasaya, şeriata ya da bizim bugün adlandırdığımız şekliyle Tevrat'a sahiptiler. Orada zikredilen bir takım yasaklar, emirler, ritüeller Yahudi hayatının çerçevesini oluşturuyordu. Yahudilerle paganlar arasında, yani Yahudilerle Romalılar arasında, yani yönetilen Filistin sahası sakinleriyle yönetici zümre arasında çok büyük bariyerler vardı. Evet, Helen kültürü özellikle şehirlerde ya da entelektüel zümreler arasında Yahudiler özelinde de belirli oranda yayılmıştı. Ama bilhassa kırsalda yaşayan Yahudiler bu kültüre karşı direnmeye devam ediyorlardı. Romalılardan hoşlanmıyorlardı. Roma işgalini def etmenin çaresine bakıyorlardı. Tabii bu süreç bir takım siyasi hadiselerde tezahür etti. Biz milattan önce 4 yılından milattan sonra 132 yılına kadar, yani Celileli Yahuda'dan Bar Kokhba isyanına kadar ki İmparator Hadrianus dönemi 132-135 savaşları, yaklaşık 130-140 yıllık zaman diliminde birçok Yahudinin Roma egemenliğine karşı isyan ettiğini görüyoruz. Bu Yahudi tarihsel figürler Roma işgalini kırıp Yahudi bağımsızlığını yeniden tesis edecekleri söylemiyle ortaya çıktılar. Ve bunun neticesinde bölgede Romalılarla Yahudiler arasında son derece hassas, kırılgan bir siyasi konjonktür, bir gerilim ortaya çıktı. Bu gerilimde
biraz önce de bahsettiğim gibi 130-140 yıl boyunca Romalılar ile Yahudiler arasında birçok çatışma yaşanmasına neden oldu. Hatta bunlardan iki tanesi çok büyük savaşlardır. 66-70 ve 132-135. Yahudiler Tevrat'ta bir tane Allah'a kulluk etmekle yükümlü kılındıkları söylemeyinden hareketle dünyada başka hiçbir otoriteye itaat etmeyeceklerini en azından Yahudilerin bazı grupları söylediler. Ve Roma işgaline karşı direniş her zaman Mesihi bir karakter teşkil etti. Arkadaşlar, Mesih kavramı Yahudi inanışında, ki hala Yahudiler bir Mesih beklerler, Davut soyundan gelen Tanrı tarafından meshedilmiş beşeri bir kral anlamına gelir. Daha sonraki tarihlerde de Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıkanlardan ya da Roma egemenliği altında da Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıkanlardan, bu örneklerden hareketle biz şunu açıkça görüyoruz ki bir insanın Mesih olduğunu iddia etmesi Yahudi inancına başkaldırısı ya da Yahudi inancı içerisinde marjinal bir söylem değil. Mesih, ben Mesih'im demek, ben Yahudilerin kralıyım, beklediğiniz hükümdar benim demektir. Nitekim milattan sonra 3. yüzyıldan bugüne kadar kalmış olan bir vezifada İsa'nın baş havarisi Petrus, nasıl ki Romalılar kendi hükümdarlarını Sezar diye adlandırırlarsa, nasıl ki Mısırlılar firavunlarını, özür diliyorum, kendi hükümdarlarını firavun diye tanımlarlarsa, biz de kendi hükümdarımızı, yani biz dediği de Yahudiler oluyor, biz de kendi hükümdarımızı Mesih diye tanımlarız demiştir. Nitekim biz Yeni Ahit başta olmak üzere erken dönemin kaynaklarına baktığımızda Mesih isminin Hazreti İsa ile bağdaşık olduğunu da görürüz. Biz arkadaşlar İsa'nın bizzat kendisi Mesih tabirinden ne anlıyordu bilmiyoruz. Çünkü kaynaklar bize bu konuda açık ve net bir şey söylemiyorlar. Fakat şunu görüyoruz ki etrafındaki insanlar İsa'nın Mesih olmasından ya da İsa'ya Mesih ünvanı atfedilmesinden onun siyasi boyutunu anlamışlardır. Bakın, dinler tarihi yazılırken pek fazla bahis konusu olmayan fakat aslında çok önemli bir nokta var. Peygamberler ya da bizim peygamber dediğimiz tarihsel şahsiyetler büyük ölçüde aynı zamanda siyasi şahsiyetlerdir. Musa kavmini Mısır'dan çıkartmıştır ve ona önderlik eden siyasi bir lider görünümündedir aynı zamanda. Davut ya da Süleyman bizzat zaten hükümdardırlar. Hazreti Muhammed 622 yılında hicret ettiğinde Medine'de yeni bir devlet kurmuştur. İsa'ya atfedilen bu mesihlik kavramının, mefhumunun temel bağlamı da İsa'nın siyasi bir şahsiyet olarak görülmesidir. Bakın, Yeni Ahit metinleri bize, özellikle Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dan oluşan İncil'ler bize İsa'nın yaşamı boyunca Yahudi hahamlarla, Yahudi din adamlarıyla mücadele ettiğini söyler. En sonunda da onun Romalılar tarafından çarmıha gerildiğini belirtirler. O halde burada karşı karşıya bulunduğumuz temel dilemmalardan bir tanesi şudur. Eğer İsa gerçekten de şeriat dairesinde, Musa şeriatı bünyesinde Yahudiliği ilgilendiren bir takım konularda ve Yahudilerle anlaşmazlık yaşamış
yapmışsa, o halde onu niçin Romalılar çarmıha gerdiler? Benim bu konuda vereceğim cevap şu. Bu benim kendi tarih okumamdır. Hazreti İsa kendi hayatı sırasında evet İsrail oğullarına Musa döneminde gelmiş olan kitap ve yasa özelinde vaazlar vermiştir. Genellikle. Ve evet İsa'nın dini, sosyal, belki iktisadi içerikli yürürlüğe koyduğu program bilhassa dönemin Yahudi kanaat önderlerini ya da o dönemde köşe başında oturmakta olan seçkinleri rahatsız etmiştir. Fakat yine erken dönem kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla İsa'nın ki birçok mucize gösterdiği rivayet olunuyor. Şu veya bu şekilde Yahudi kitle sokaktaki halk üzerinde çok geniş çaplı etkisi vardı. İnsanlar üzerinde tesiri vardı. Bu nedenle İsa'nın söylemlerinden rahatsız olan Yahudi zümreler İsa'dan kurtulmayı kendileri başaramadılar. Bunun için Romalıları devreye soktular. Ve erken dönem kaynaklarına göre en azından yine hikmetinlerine göre Romalılar eliyle İsa'dan kurtuldular. Fakat arkadaşlar burada önemli olan bağlam İsa'ya atfedilen bu Mesihlik boyutudur. Biz bir takım erken dönem kaynaklarından hareketle biliyoruz ki İsa cemaati İsa sonrası dönemde de Romalılar ya da bölgeyi yönetmekte olan güçler tarafından kovuşturulmuştur. Örneğin bugün Hristiyanlığın kuruluşunda çok büyük rolü olan ve Hristiyan literatüründe St. Paul dedikleri Aziz Pavlus bu kovuşturma işlemini yürüten şahıslardan bir tanesiydi. Kendi mektuplarından biz bunu görüyoruz. Arkadaşlar, Yahudilerle Romalılar arasında siyasi konjonktüre genel olarak baktığımızda hem İsa'nın hem diğer Mesih figürleri özelinde meseleyi irdelediğimizde Yahudiler üzerinde Roma egemenliğinin bir türlü tam olarak tesis edilemediğini görüyoruz. Ve benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla bölgeyi yönetmekte olan güçler İsa hareketi üzerinden Yahudi inancına müdahale ederek yeni bir dini ve kültürel programı ortaya koymayı düşlemiş olsalar gerek. Onlar İsa hareketi üzerinden bu harekete müdahale ederek yöneten yani bölgede hüküm süren Romalılarla ve Romalılar adına orada faaliyet gösteren Herodeslerle ki bunların Edomi kökenli oldukları söyleniyor. Yönetilmekte olan Yahudiler arasında bariyer oluşturan temel unsurları hedef aldıklarını görüyoruz. Evet, bugün Hristiyanlık dünyası Aziz Pavlus'un İsa'nın bir elçisi olduğuna inanıyor. Çünkü erken dönemden bize kadar ulaşan kaynaklar, özellikle Yeni Ahit metinleri, Yeni Ahit'te yer alan elçilerin işleri kitabı ve Pavlus'un kendisi tarafından kaleme alınmış mektuplar bize Yahudi bir din vaizi portresi sunuyor. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra öldüğü, bunun sonrasında üçüncü gün
dirilip göğe yükseldiği, ardından bu dünyayla bağlantısını kesmediği, Şam yolunda bir vizyon hadisesi vesilesiyle Pavlus'a gökten seslendiği, Pavlus'u bir havarisi olmak üzere seçtiği, hatta bizzat Pavlus aracılığıyla konuştuğu kabul ediliyor. Hristiyan ve kilise öğretisinde. Dolayısıyla Pavlus'un İsa'nın ölümünden sonra gündeme getirdiği, bana sorarsanız İsa'nın ve İsa'nın gerçek havarilerinin öğretileriyle hiçbir açıdan uyuşmayan ve örtüşmeyen düşünceleri, teolojik pozisyonu sonraki yüzyıllarda Hristiyanlık adı altında ana akım hüviyete dönüşmüştür. Fakat burada meselenin siyasi bağlamına bakarsak ya da siyasi bağlam üzerinden dini ve sosyal dönüşümlere dair bir tarih okuması yaparsak, Pavlus öncesi ve Pavlus sonrası dönemde İsa'nın öğretilerinin ya da İsa'ya atfedilen öğretilerin gerçekten de çok ilginç bir şekilde mecra değiştirdiğini görüyoruz. Biz İsa'nın yaşadığı dönemde ya da Hazreti İsa'nın hemen öncesinde yöneten Romalılarla yönetilen Yahudiler arasındaki toplumsal kültürel entegrasyonun önüne geçebilecek türden temel faktörlere baktığımızda birinci sıraya monoteizmi yani tevhid anlayışını yerleştirmek durumundayız. Biraz önce de söylediğim gibi Yahudiler bir tane Allah'a inanıyorlar ve onlar için o Allah'ın Tevrat'ta kendilerine yolladığı emirler, yasalar, ritüeller belirleyici oluyor. Halbuki öte taraftan Roma dünyasında paganların böyle bir anlayışı ya da böyle bir kabulü yok. Dolayısıyla Tanrı anlayışına dair farklılık Yahudi ve pagan dünyaları arasında bir uçurum. İkincisi Musa şeriatı. Geçenlerde birisi bana yazmış, sen Musa şeriatıyla kafayı bozmuşsun diyor. Hala ders almadınız mı diyor bu şeriat meselesinden. Ya bu şeriat dediğimiz arkadaşlar Yahudi din bilginleri Musa'dan yüzlerce hatta binlerce yıl sonra Tevrat'ı okumuşlar ve oradan bir takım kurallar çıkartmışlardır. Yani bizim burada Musa şeriatı dediğimiz şey aslında bizatihi Tevrat'ın kendisidir. Örneğin Yahudiler cumartesi gününün kutsallığına inanırlar. Bu paganlarda olmayan bir anlayış. Örneğin Yahudilerin günlük hayatlarının ya da haftalık ya da yıllık yaşamlarının belirli periyotlarını, dönemlerini belirleyen ritüelleri vardır. Bu paganların bilmediği şey. Bakın, Musa şeriatı dediğim kavram Yahudilerin paganlarla beraber yemek yemesine bile izin vermez. Çünkü karışmanın, kaynaşmanın paganlar gibi olmanın önüne geçilmek burada temel amaçtır. Yahudiler, paganları, yani Romalıları, murdar, pis kimseler olarak tanırlar. Çünkü onlar gibi bir tane Allah'a inanmazlar, Allah'ın yasaklarından, kurallarından da bir haberdirler. Dolayısıyla monoteizm kavramını ilerleten ikinci olarak Musa şeriatı Yahudilerle paganları ayıran temel bir bariyerdir. Dolayısıyla Romalıların bölge üzerinde egemenlik tesis etmesini zorlaştıran, Yahudilerle Roma toplumu arasındaki entegrasyonu engelleyen temel faktörlerden bir tanesidir. Üçüncüsü sünnet kavramı. Yahudiler 8 günlükken sünnet olurlar, İsa da buna dahildir. Paganlar ise bu kavramı hiçbir zaman anlamamışlar. Birçok defadan hor görmüşlerdir. Erken dönem kaynaklarında buna dair malumat çok. Dolayısıyla
Romalılarla Yahudiler arasında fiziki bir farklılık da mevcuttur. Nedir o? Sünnet olur. Dördüncüsü, Mesihlik kavramı. Yahudi bağımsızlık hareketleri milattan önce 4'ten milattan sonra 132 yılına kadar Mesihi karakterliydi. Daha sonrasında da öyle ama bizim şeyimiz özelinde konuşuyoruz. Mesih Yahudilerin kralı demekti. Mesih'ten beklenen şey 1. yüzyılda Roma egemenliğini yıkıp Yahudi bağımsızlığını tesis etmesiydi. Tıpkı Musa'nın bir zamanlar Mısır'da kavmini kölelik hayatından kurtarması gibi yeni Mesih'ten, gelecek olan Mesih'ten de buna benzer bir siyasi program, Roma egemenliğinin kırılması ve Yahudi bağımsızlığının yeniden tesisi bekleniyor. Dolayısıyla Mesih tabiri Romalıların ya da Herodeslerin bölgeyi yönetmekte olan güçlerin duymaya bile tahammül edemeyecekleri bir kavramdır. 1. yüzyıl. Biz İsa sonrası dönemde Hristiyan dünyada Aziz Pavlus olarak tanımlanan Saint Paul'ün, Pavlus'un ortaya koyduğu İsa'nın Mesih'in adını kullanarak ortaya koyduğu programa baktığımızda hep bu noktaları hedef aldığını görüyoruz. Pavlus kendi mektup koleksiyonu boyunca Yahudi monoteizmini hedef almıştır. Çünkü İsa'yı bir beşer olmaktan beşer üstü bir statüye çıkartmıştır. Bir takım kristolojik ünvanlar kullanarak. Dolayısıyla Pavlus aslında Yahudi monoteizmine karşı bana göre lakayt bir tutuma sahiptir ki bu tutum 1. yüzyılın tarihçisi Flavius Josephus tarafından da anlatıldığı gibi zaten Herodeslerin İsa ya da Pavlus öncesinde ortaya koydukları programın bir yansımasıdır ve çok ilginç bir şekilde Pavlus da kendi mektuplarında söylediği kadarıyla Herodes sülalesine mensup. İkinci olarak Pavlus Musa şeriatını hedef almıştır. Mektup koleksiyonu boyunca devamlı olarak durmaksızın asli günah doktrini dediğimiz bir teolojik söylem üzerinden İsa'nın gelişiyle birlikte Musa yasasının ve aslında bana sorarsanız Tevrat'ın yükü geçerliliğinin dolduğu söylemini ortaya almıştır. Bugün Hristiyan dünyasında geçerli olan eski ahit, yeni ahit gibi bir ayrışım da temelde burada bence ortaya çıkmış. Pavlus üçüncü olarak sünnet kavramı da hedef almıştır. Sünnetin gereksizliğinden de vurmuştur. Aslında kalp üzerine yapılması gereken sünnet söylemini gündeme getirmiştir. Dördüncüsü ve bana göre en önemlilerden bir tanesi. Pavlus Mesihlik kavramının önce içini boşaltmıştır, sonra içine başka kavramlar, başka olgular yüklemiştir. Yahudiler özelinde siyasi bağımsızlık fikrini çağrıştıran beşeri ve kral Mesih'in yerine krallığı bu dünyadan olmayan göksel Mesihlik ifadesini ikame etmeye çalıştır. Bu ne demek? Yani bu şu demek. Mesih'in ya da İsa'nın krallığı bu dünyadan değil. Bakın bunun bölgeyi yönetmekte olan Romalılara ya da Herodeslere hiçbir zararı olmaz. Çünkü onun krallığı bu dünyadan değildir. Öteki dünyadandır. Ve bu söylem aynı zamanda Mesih beklemekte olan ve bu Mesih'in Yahudi egemenliğini, özür diliyorum, Roma egemenliğini kıracağını düşünen Yahudilere karşı da geliştirilmiş bence strateji bir söylenir. Son olarak o dönemde mevcut Yahudi fırkalarına bakıldığında Saddukiler istisnasıyla Felisileri, Esseniler, Zerotlar,
Roma işgaline karşı oldukları görülür. Hatta bunlardan bazıları bu karşıtlık ordusunu Zenonlar gibi silahlı mücadeleye dökmüşlerdir. Nitekim mesela birçok Mezihi isyanın arkasında ya da 66-70 savaşlarının arkasında bu Zenon hareketi vardır. Mesih kavramı ise Yahudilerin zihninde Roma karşıtlığının bir ifadesi olarak kullanılmaktadır. Halbuki Paulus, ki kendisi Roma vatandaşıdır. Arkadaşlar, Roma vatandaşlığı bugün bizim sahip olduğumuz gibi vatandaşlık değil. Belki 1000 kişide, belki 10.000 kişide bir kişi Roma vatandaşıdır. O günkü koşullarda çok büyük bir imtiyazdır. Kendisi Roma vatandaşıdır. Paulus Roma ideolojisinin propagandasını yapmıştır. Yahudilere ya da dört bir taraftaki cemaatlere yazdığı mektuplarda vergilerin düzenli olarak ödenmesini, Roma yönetimine itaat edilmesini, Allah'tan gelmeyen hiçbir yönetim olmadığını söylemiştir. Bakın, bir tarafta bir Mesih var. Romalılar tarafından çarmıha gerildiği söyleniyor. Öteki tarafta da bir Mesih elçisi var ve Romalılara itaat ediliyor. Arada çok büyük bir çelişki yok mu? Arkadaşlar, tarihsel süreç öyle bir tezahür etti ki İsa'nın bana göre gerçek havarileri, özgün havarileri ve bizzat İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen Yakup tarafından yönetilen cemaati, ki bunlar Yakup'un 62 yılında şehit edilmesine kadar geçen süreçte İsa'nın özgün öğretilerini muhafaza etmeye devam ettiler. Bunlar İsa'nın bir beşer bir insan olduğuna inanıyorlardı. İsa'nın Musa şeriatını onayladığını, tasdiklediğini söylüyorlardı. İsa'yı tıpkı kendisinden öncekiler gibi bir peygamber olarak tanımlıyorlardı. İsa'nın bir Mesih olduğuna, ama bunun beşeri anlamıyla, bağlamıyla bir Mesihlik olduğuna inanıyorlardı. Ve arkadaşlar, bu cemaat 62 yılına kadar bana göre sonradan ortaya çıkıp da İsa'nın havarisi olduğu iddiasıyla faaliyet gösteren Paulus'la mücadele ettiler. Fakat siyasi gelişmelerin sonucunda bu mücadeleyi kaybettiler. Özellikle 66-70 yıllarında yaşanan Roma-Yahudi savaşları bunlar üzerinde de çok ağır darbelerdi. 132-135 yıllarında yaşanan savaşlardan sonra tıpkı diğer Yahudiler gibi onların da Kudüs'e ve civarına yaklaşmaları Romalılarca yasaklandı. Bundan sonradır ki Roma İmparatorluğu'nun dört bir tarafındaki İsa cemaatleri tedricen, kademeli olarak Paulus teolojisinin egemenliği altına girdiler. Ve konumuz da tarihte siyasetle din ilişkisi olduğuna göre kanaatimce Paulus vasıtasıyla 1. yüzyıldaki egemen güçlerin yürürlüğe koydukları bir program, bilhassa Yahudi inancı özelinde yürürlüğe koydukları bir program, bir yüzyıl sonra Hristiyanlık adı altında bağımsız bir din olarak tarih sahnesine çıktı. Bu dinin kurumsal ifadesi kilisede, arkadaşlar, İsa'nın ölmesinden çok sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Kilise, miladi ilk 300 yıllık süreçte elbette bölgeyi yönetmekte olan, hatta bütün Akdeniz coğrafyasını yönetmekte olan Roma yönetimiyle bir takım ilişkiler içerisinde olmuştur. Biz bu ilişkilere genel olarak baktığımızda Roma yönetiminin 249-251 İmparator Decius döneminde olduğu gibi 260 yılında ölen, 268'de ölen Valerianus döneminde olduğu gibi 303,
özelinde İmparator Diokletianus döneminde olduğu gibi ya da 311 yılında Galerius örneğinde olduğu gibi bazen Hristiyanları ya da ruhbanları kovuşturduğunu görüyoruz. Yani Roma yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak, yani doğrudan bazen Hristiyanları hedef almasa da Hristiyanlar dolaylı olarak bazı fermanlardan etkilendiler. Bazen de doğrudan Hristiyanları hedef aldı, bir takım fermanlar neşrettiğini görüyoruz. Ancak Hristiyanlar bundan çok daha fazla, çok daha uzun süredir Roma egemenliği altında kendileri açısından elverişli koşullar altında yaşadılar. Nitekim Hristiyanlık 300 yıl boyunca büyüdü. Hristiyan misyonerler Roma İmparatorluğu'nun dört bir tarafında kendi inançlarını ama Paulus teolojisini, çünkü kilise o teolojik pozisyona esas almıştı, propaganda ettiler, vaaz ettiler, ilan ettiler. Hristiyanların sayısı gün geçtikçe arttı. 325 yılında İmparator Konstantinos bir konsil topladı. Biz bu konsile İznik Konsili diyoruz. İmparator Konstantinos aslında 306, 312 ve 324 yıllarında yaşanan bir takım siyasi hadiselerden sonra Roma tahtında tek başına egemen olmuş ve tetrarşi dediğimiz dörtlü yönetim şurasını bitirmişti. Fakat bir önceki yüzyıl Roma İmparatorluğu'nun sıkıntılarla dolu bir süreciydi. Tarihçilerden bazısının yaptığı yoruma göre İmparator Konstantinos Hristiyanlıkta gelecek görmüştü. Kilisenin teşkilatlı yapısında gelecek görmüştü. Ve Hristiyanlığı muhtemelen kendisi de Hristiyanlığı kabul ettiği için ki bu konuda tartışmalıdır 306 yılından itibaren destekledi. 325 yılında İznik'te topladığı konsilde bu desteği alenen ilan etti. Hristiyan ruhbanları destekledi. Hristiyan ruhbanları güçlendirdi. Hem mali, hem siyasi, hem sosyal. Birçok imtiyaz bahşetti onlara. Ve kilisenin Orta Çağ'da her zaman söylenen o devlet içinde devlet olması süreci aslında Konstantinos'la birlikte başladı. Roma yönetimi Konstantinos döneminde ve bundan sonraki süreçte hızla Hristiyanlaştı. Konstantinos kilise ile devlet arasında bu sayede bir ittifak kurdu. Hristiyan din adamları da şüphesiz bu ittifaktan çok memnun kaldılar. Çünkü birdenbire çok güçlü dünyevi konumlar elde ettiler. Şehirlerin başında piskoposlar, onların üstünde metropolitler, belirli imtiyazlı kilise merkezlerinde patrikler, çok geniş coğrafyalar üzerinde söz söyleme yetkisine sahip büyük cemaatlere hükmeder bir pozisyona çıktılar. Bu ittifak kısa vadede Roma İmparatorluğu'na çok şey kazandırdı. Uzun vadede özellikle 7. yüzyılda cereyan eden İslam fetihlerinin öncesindeki birkaç yüzyıllık süreçte Hristiyanlığın parçalanması meselesi bağlamında bazı olumsuz sonuçları da oldu. Ancak siyaset ile din kavramı arasındaki ilişki kilisenin Roma yönetimiyle ilişkileri bağlamında da çok çarpıcı bir örnek teşkil etti. Biz arkadaşlar bu süreçte 380-379 yılında Roma tahtına çıkan 1. Theodosius döneminde Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline dönüştüğünü görüyoruz. 325'te İznik'te, 381'de İstanbul'da
431 ve 449'da Efes'te, 451'de Kadıköy'de ve 553 yılında İstanbul'da yine toplanan evrensel kilise meclislerinde ve hatta bunların dışında toplanan yüzlerce başka konsilde Roma imparatorlarının, Roma yönetiminin şu veya bu şekilde bizim bugün adına Hristiyanlık dediğimiz öğretileri şekillendirdiğini görüyoruz. Ve bütün bu süreçte devletin meseleye hep siyasi perspektiften baktığını ve din adamlarının da bunun farkında olarak bunu kullandıklarını görüyoruz. Diyerek daha fazla uzatmayıp sözü bitirelim.